Günaydın Bursa Spor TV'den sevgili izleyiciler, merhaba. Yeni bir ayın ve yeni bir haftanın, yeni bir günün başlangıcında yeni umutlarla sizlerle birlikteyiz ve yeni haberlerle, tabii ki taze haberlerle. 1 Mart 2010 Pazartesi bugün. Bugüne düşen haberleri değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Olay Gazetesi spor sayfası ile turumuza ilk adımı atıyoruz. Zirveye konarız deniyor. 7 golle timsahın en golcüsü olan kuş avcısı İpek hedef gösterdi. Sivas'ın filelerini de sarsan Ozan, önemli bir engeli daha aştıklarını belirterek önümüzdeki 4 maçta en az 10 puan almak istiyoruz dedi. Sakarya'daki cezalı maçta ligdeki 7. golünü kaydeden Ozan İpek mutluluktan uçuyor. Volkan Şen'le birlikte amili takımın Honduras'la çarşamba günü İstanbul'da oynayacağı özel maçın aday kadrosunda yer alan Gözde futbolcu, Sivas galibiyetiyle zirve yolunda önemli bir mesafe kat ettiklerini ve artık liderliği düşündüklerini söyledi. Filelere gönderdiği 7 golle Bursaspor'un en golcü oyuncusu unvanını kazanan yetenekli krampon Ozan İpek, önümüzdeki 4 maçtan en az 10 puan istiyoruz. Rakiplerimizin takılacağını tahmin ediyoruz. Açıkçası liderliği düşünüyoruz. Önümüzde zorlu Diyarbakırspor maçı var. Bu zor maçı da umarım kazanırız dedi. Sivas karşılaşmasında sağ ayağıyla attığı golü de anlatan genç futbolcu, golü aslında ben Turgay'a attırmak istedim. Ama top defanstan sekip önümde kaldı. Ben de sağ ayağımla golü attım. İdmanlarda arkadaşlarım topa vurduğumda sağ ayağımla dalga geçiyorlardı ama bu sefer golümü attım diye konuştu. Amilli takımın çarşamba günü Honduras'la İstanbul'da oynayacağı özel maçın aday kadrosuna alınan Ozan şunları söyledi. Milli forma hedefimde, inşallah devamı gelir. Milli takımda sol kanat eksiği var. Umarım performansımın üstüne bir şeyler daha katarak kendimi daha da geliştiririm ve ay yıldızlı formanın gediklisi olurum. Yiğido'yu fena dağıttık. Bursaspor'un bu sezon 3 kez karşılaştığı Sivasspor'u 3 maçta da mağlup etme başarısı gösterdi. Ligin ilk maçında Sivas'tan 3-1 galip dönen Yeşil Beyazlılar kupada rakibini 4-0 mağlup etmişti. Son olarak Sakarya'da Yiğido'ları 3-0'lık hezimete uğratan Bursaspor 3 maçta 10 gol atıp sadece 1 gol yedi. Bu sezon öncesinde ligde Sivas'la oynadığı 6 maçtan 5 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılan Bursaspor 2 galibiyet birden almış oldu. Her yerde ikinciyiz. Bir maç eksiği bulunan Bursaspor oynadığı 22 maçta elde ettiği 46 puanla 23. haftayı ikinci sırada tamamladı. Yeşil beyazlı takım ayrıca iç sahada 11 maçta topladığı 25 puan ve deplasmanda oynadığı 11 maçta aldığı 21 puanla da ikinci konumda. Yolun sonu Avrupa. 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 46 puana ulaşan Bursaspor dolu dizgin hedefe koşuyor deniyor. Ertuğrul Sağlam ve talebeleri ligde destan yazmaya devam ediyor. Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren yakaladığı çıkışı sürdüren Bursaspor artık futbol kamuoyu tarafından şampiyonluğun güçlü adayları arasında gösteriliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sahası kapatılan ve Sakarya'ya sürgüne gönderilen Yeşil Beyazlı takım seyircisinden mahrum çıktığı maçta Sivas'ı yenerek puanını 46'ya yükseltti. Müthiş bir çıkış yakalayan Bursaspor son 7 maçta yenilgi yüzü de görmeyip 5 galibiyet ve 2 beraberlikle hanesine tam 17 puan yazdırma başarısı gösterdi. Son yenilgisini 15. haftada Kayseri deplasmanında 3-0'lık skorla alan Yeşil Beyazlılar daha sonraki süreçte Ankaraspor hükmen galibiyetinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup edip Bursa'da Eskişehir'i 3-1'le geçti. Ankara gücüyle başkentte golsüz berabere kalan timsah 1-0 öne geçtiği maçta Trabzon'a da son dakika yediği golle 2 puan kaptırmıştı. Cumartesi günü çıkacağı Diyarbakır deplasmanının ardından kar nedeniyle ertelenen Kasımpaşa spor maçını da 10 Mart çarşamba günü İstanbul'da yapacak olan Yeşil Beyazlılar çıkışını sürdürüp öncelikle Avrupa hedefine ulaşmak istiyor. Diyarbakır spor mesaisi başlıyor. Sivasspor'u 3-0'lık skorla geçen Bursaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Diyarbakır spor maçı hazırlıklarına bugün başlıyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından verilen bir günlük iznin ardından Özlüce tesislerinde toplanacak olan Yeşil Beyazlılar saat 17'de Diyarbakır spor hazırlıklarının startını verecek. İki tişört daha satışta. Ligde adım adım zirveye yaklaşan Bursaspor iki yeni tişörtü daha satışa sundu. Geçen hafta Kadıköy'de 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçtan kopmayan ve sahadan 3-2 galip ayrılan Bursaspor'un zirve yarışındaki bu zaferinin ardından Yeşil Beyazlı Kulüp 2 avans 3'te biterle kuşların korkulu rüyası oyun bozan anı tişörtlerini satışa sunmuştu. 20 liraya satılan yeni tişörtlerde ise Kadıköy'de söndürmüşüz feneri ve dikkat timsah var yazıları bulunuyor.
Kadıköy'de söndürmüşüz feneri ve dikkat, timsah var. 2 adet beyaz üzerine, beyaz fon üzerine yeşil baskılı 2 adet yeni tişört daha satışta sevgili seyirciler. Bursa hakimiyete bakalım. Alem buysa kral timsah denmiş. Ligde ikinci sıraya yerleşen Bursa Spor 7 haftadır yenilgi yüzü görmüyor. Son mağlubiyetini 15. haftada Kayseri Spor deplasmanında alan Yeşil Beyazlılar bu süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı dize getirdi. Trabzonspor'la ise puanları paylaştı. Evet, biz de dün yine Bursa Spor TV ekranlarında timsah 7 maçtır na mağlup başlıklı bir haber yayınladık sevgili izleyiciler dün itibariyle. Adı Battal, soyadı Gazi olsun. Bursa sporlu taraftarlar Arjantinli Batanja'nın Türk vatandaşlığına geçmesini istiyor. Yok artık daha neler. Adı Battal, soyadı Gazi olsun. Gösterdiği performans ve attığı kritik gollerle Bursa Spor'a önemli puanlar kazandıran Arjantinli Batanja'ya taraftarların ayrı bir sevgisi var. İnternet sitelerindeki forum köşelerinde Arjantinli futbolcuya olan sevgilerini dile getiren Yeşil Beyazlı taraftarların son isteği ise oldukça ilginç. Batanja'nın Türk vatandaşlığına geçmesi için yönetim kuruluna çağrıda bulunan taraftarların bulduğu isim ise Battal Gazi. Herkesin doğduğu topraklar, gözünü açtığı topraklar kendisi için kutsaldır. Bizim için nasıl Türkiye Cumhuriyeti kutsalsa Batanja için de kendi yurdu, kendi vatanı kutsaldır. O hassas bir konudur. O dengeye karışmamak lazım aslında. Emin adımlarla gidiyoruz. Ömer Erdoğan ve Turgay Bahadır zirve iddiasını son haftaya kadar sürdürmek istediklerini söyledi. Aldığı galibiyetlerle adından söz ettirmeye devam eden Bursa Spor'da futbolcuların keyfine diyecek yok. Yeşil Beyazlı takımın kaptanı Ömer Erdoğan kayıpsız bir şekilde yollarına devam ettiklerini belirterek Sivas Spor karşısında rahat bir galibiyet aldık ancak Fenerbahçe galibiyetinden sonra bu maçı Bursa'da taraftarımızla bütünleşerek oynamak isterdik olmadı. Yine de kazanmasını bildik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz dedi. Bursa Spor'un futbol anlamında herkes keyif verdiğini belirten kaptan şöyle konuştu. Bir futbolcu olarak bu takımda oynamak büyük keyif. Umarım sezon sonunda da ligi iyi bir yerde bitireceğiz. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sivasspor karşısında takımın ikinci golünü atan Turgay Bahadır ise önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Boş tribünler önünde futbol oynamanın zorluğuna dikkat çeken tecrübeli futbolcu, böyle atmosferde oynamak kolay değil. Ama iyi konsantre olduk, 3 puan çok önemliydi bizim için. Zirvenin son periyoduna girmek üzereyiz. Bu nedenle maça düşünmeliyiz, hedeflerimiz var. Başarıyı hak ettiğimizi de düşünüyoruz, iyi çalışıyoruz ve hak ediyoruz. Takım olarak da çoğu zaman kötü oynamadık, iyi çalışmak ve konsantre olmak gerekiyor. Bundan sonraki süreç bizim için daha önemli dedi. Timsah'ın golcü ismi Turgay Bahadır zirve yarışında yer almak istediklerini söyledi. En kötü üçüncü oluruz. Bursa Spor'un artık herkese keyif verdiğini belirten Sercan Yıldırım en kötü ihtimalle ligi üçüncü bitiririz dedi. Evet, ligi üçüncü bitirmeyelim, ligi lider bitirelim. Tabii ki Sercan da bunu istiyor. Herkes Bursa Spor'a gönül vermiş. Herkes bunu istiyor. Hayal değil aslında, masal değil, hayal değil. Gerçek olabilecek kadar yakın. Evet, Hayat Gazetesi güzel şeyler olacak demiş sürmanşetteki başlıkta. Önceki gün cezası sebebiyle seyircisiz olarak oynadığı Sivasspor maçını kazanarak büyük bir engeli aşan Bursa Spor'da futbolcular gelecek haftalarda güzellikler yaşanacağını belirtti. Ozan İpek diyor ki bir engeli aştık. Pablo Martin Batarja demiş ki önümüzdeki daha güzel olacak. Turgay Bahadır diyor ki iyi konsantre olduk. Karşılaşmanın 30. dakikasında mükemmel bir frikik golüyle takımını 1-0 öne geçiren Arjantinli usta ayak, Batarja frikikten gol attığı için çok mutlu olduğunu belirtti ve şunları söyledi. Çok zor bir maçtı. Hem avantaj sağlamak hem de önümüzü açmak için çok iyi bir goldü. Kazandığımız için takım ve kendi adıma çok mutluyum. Önümüzdeki maçlarda umarım çok daha güzel şeyler olacak. Gözümüz zirvede. Turkcell Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Bursa Spor'da şampiyonluk konuşulmaya başlarken son haftaların golcüleri Batanja ve Ozan İpek'in sergilediği performans yüzleri güldürüyor. 7 haftadır yenilmiyorlar. Evet, taraftar alkışı hak etti. Yıllar sonra ilk kez şampiyonluk şarkılarının yavaş yavaş dahi olsa mırıldanmaya başlandığı şehrimizde Bursa Spor'un arkasındaki en büyük güçlerden biri olmayı hak eden Yeşil Beyazlı taraftarlar bunu ne kadar hak ettiklerini önceki gün Sakarya'da oynanan Bursa Spor Sivas Spor karşılaşmasında bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermiş oldu. Diyarbakır startı bugün Özlüce tesislerinde bir araya gelerek teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde deplasmanda oynayacakları Diyarbakır Spor karşılaşması hazırlıklarına başlayacak deniyor Bursa Spor'la ilgili olarak. Evet, Bursa Haber gazetesine bakıyoruz sevgili izleyiciler. Bursa Haber gazetesi çelik bilek timsah diyor.
Son yenilgisini 15. haftada Kayseri deplasmanında alan Bursaspor oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek bileğinin kolay kolay bükülmediğini gösterdi. Liderliği düşünüyoruz. Milli takıma çağrılan genç yetenek Ozan İpek, Sivas'ı geçtik. Önümüzdeki 4 maçtan alacağımız puanlarla zirveyi ele geçirmek istiyoruz dedi. Evet, bizi kimse tutamaz. Bursaspor kaptan Ömer Erdoğan'la golcüler Bataja ve Turgay Bahadır Sivasspor galibiyetiyle artık ligde tutulamayacak bir ekip haline geldiklerini söyledi. Güzel günler yakın yöneticilerimiz İlhan Uslu ve Selçuk Eren fotoğrafta görüntüde. Boyunlarında Bursaspor atkısı, üzerlerinde 2 avans 3'te biter. 22 Şubat 2012 avans 3'te biter. Ana tişörtleri Fenerbahçe 2 Bursaspor 3. Tribünde oturuyorlar. Fenerbahçe maçı sonrası satışa sunulan 2 avans 3'te biter tişörtleri giyerek dikkat çeken yöneticiler Selçuk Eren ve İlhan Uslu bundan sonra güzel günler göreceğiz dedi. Bu stadyumda 15 Mayıs 2004'te ağlamıştık. Şimdi şampiyonluk şarkıları söyleyerek ayrılıyoruz. Fenerbahçe maçının sonrasında konsantrasyon eksikliği yaşanır mı diye söyleniyordu. Ama takımımız gayet mütevazı, çok güzel bir oyun sergiledi. İnşallah bu kadro, yönetim ve teknik heyetin birlikteliğiyle güzel günler göreceğiz. Maçı izleme şansları olmamalarına rağmen taraftarlarımız buraya kadar gelip destek verdi. Türkiye'de bunun bir örneği yoktur. Allah da gönlümüze göre veriyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Diyarbakır Spor maçından alınacak puanlar önümüzü açacaktır ifadelerini kullandılar. Hürriyet Bursa'ya geçelim sevgili seyirciler. Adım adım zirveye. Sakarya'daki futbol resitalinde rakibini sürklese eden yeşil beyazlılar sergilediği muhteşem futbolla üç büyüklerin yüreğine korku saldı. Sürklese etmek. Timsah'ın sürpriz golcüsü Ozan İpek Sivasspor filelerini davalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Osman Baba bizi diyara uçur. Bursaspor Genel Müdürü Osman Nuri Biçer biliyorsunuz hak mahrumiyeti cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haksız bir cezaydı Osman Nuri Biçer'e verilen. Ama neticede maçları takip edemese de Sakarya Atatürk Stadı'nda dışarıda taraftarla birlikte o da oradaydı. Taraftar Osman Nuri Biçer'i, Sayın Osman Nuri Biçer'i omuzlarında taşıdı. Ve işte böyle tezahürat yaptılar. Osman Baba bizi diyara uçur. Sakarya'ya gelip Timsah'ı stat dışından destekleyen Bursaspor taraftarları 3-0'lık Sivas zaferini hak mahrumiyeti cezası nedeniyle maçı kendileriyle izleyen kulüp müdürü Osman Nuri Biçer'i omuzlara alarak kutladı. Taraftarlar cumartesi günü oynanacak Diyarbakır sınavı öncesi Osman Baba bizi diyara uçur şeklinde tezahürat yaptılar. Evet, omuzlarda Osman Nuri Biçer o mütevazı kişiliğiyle taraftarın arasında o da onlarla birlikte takımını destekledi. Kent gazetesi, Timsah 7 bitirdi. Çok güzel bir başlık. Şimdi göreceksiniz. Timsah 7 bitirdi. Yani 7 maçtır yenilgi yüzü görmüyor anlamında gözüküyor ama 7 bitirdi. Önüne geleni 7 bitirdi anlamı da var. Çok o hem gizli anlam hem açık anlam ikisi bir arada hakikaten çok şık durmuş. Timsah 7 bitirdi. Türksel Süper Lig'in flaş takımı Bursaspor 7 haftadır yenilmiyor. Geçen sezonun ortasından itibaren yükselen bir grafik çizen yeşil beyazlı takım bu sezonda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla zirveye ortak oldu. Dünden bugüne 2004'te sevgili izleyiciler yine o statta Bursaspor ligden elenmişti. Gözyaşları içinde ağlayan taraftarlar var. Polis, biber gazı sıkan polis, ortalık ana baba günü. İken, şimdi 2010'a bakın, aynı statta coşku var. 15 Mayıs 2004'te Bursaspor Sakarya Atatürk Stadyumu'ndan gözyaşlarıyla ayrılmıştı. 2010'da ise Timsah şampiyonluk umutlarıyla evine döndü. Bursaspor belki tarihinin en kötü sezonunu yaşamıştı 2003-2004'te ve 15 Mayıs 2004'te Bursa'yı yasa boğan bir sonuç ortaya çıkmıştı. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yeşil beyazlılar Samsunspor'u 1-0 mağlup etmesine karşın lige veda etmiş ve statta savaş alanına dönmüştü. Bursaspor 40 puanla küme düşen ilk takım olurken şimdilerde ise ne küme düşme korkusu ne de kötü performans konuşuluyor. 6 yıl sonra yine Sakarya Atatürk Stadyumu, yine kırmızı beyazlı bir rakip ve yine galibiyet vardı. Fakat bu 3 puan daha ligin bitimine 11 hafta varken puanın 46'ya yükselmesini sağlamıştı. Ne arbede vardı ne de üzüntü. Bursaspor büyük umutlarla Sakarya Atatürk Stadyumu'ndan ayrıldı. Galibiyetle birlikte gelen ikincilik şehirde artık yavaş yavaş şampiyonluk şarkılarının söylenmesini sağlamıştı. Maç sonunda üzüntü değil, tarihin en iyi dönemini yaşatan kişilerin haklı gururu ve devam ettirdikleri umut vardı denmiş. Bir engeli daha aştık.
Bursaspor'da son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Ozan İpek, bir engeli daha açtıklarını söyledi. Turgay'a atmıştım, inşallah devamı gelir diyor yazıda. Evet, birliktelik zirveye getirdi diyor Bursaspor Genel Sekreteri Recep Bölükbaşı. Sezon başında söylediklerini, Bursaspor'un istikrarı ve sabra ihtiyacı olduğunu, çok şükür herkesin el ele verdiğini, bu birliktelik sürecinde başarının kaçınılmaz olduğunu, bundan sonra da daha iyi sonuçların geleceğini, protokol tribününde heyecanlarını gizleyemediklerini, taraftarların stadyumu pankartlarla süslediklerini, önlerindeki Diyarbakırspor ve Kasımpaşa maçları olduğunu, bu maçlardan da 3 puan beklediklerini, yönetim olarak inançlarının olduğunu, takımın da inancının olduğunu ve sizin söylüyor ve sezon sonunda çok daha büyük mutluluklar yaşama temennisinde bulunuyor sevgili izleyiciler. Bursaspor Genel Sekreteri Recep Bölükbaşı. İyi durumdayız. Bursaspor'un ileri uçtaki yükünü çeken Turgay Bahadır maça iyi konsantre olduklarını ve istedikleri sonuçta ayrıldıklarını söyledi. Kent gazetesinin manşetini günün manşeti ilan etmek istiyorum. Timsah 7 bitirdi. Ve Timsah 7 bitirdi. İki anlam bir arada muhteşem durmuş, çok şık durmuş. Kim düşündüyse zihnine sağlık. Meydan gazetesi Anadolu İhtilali diyor. Aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğu zorlayan Timsah ülkenin desteğini arkasına alıyor. Şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hegemonyasını kırma umudu Anadolu'da Bursaspor'la birlikte yeniden yeşermeye başladı. Tarihçi yazar Sabahattin Seley'in Anadolu İhtilali isimli iki cilde topladığı kitapları Mondros Mütarekesi'nden Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna kadar ulusal savaşımızın belgeseli bir ulusun doğuşunun sancıları, zorlukları Süper Lig'de de dünden bugüne tarih İstanbul'da yazıldı. Şampiyonluklar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ambargosunda araya sıkışmış Trabzon. Bursaspor aldığı başarılı sonuçlarla sürekli tarihi zaferlere imza atarken Anadolu'nun sesi olarak Süper Lig'e damgasını vuruyor. Anadolu aleyhinde işleyen Süper Lig tarihini yeniden yazma adına umutları yeşertiyor. Ertuğrul Sağlam yönetiminde istikrarlı çıkışını sürdüren Yeşil Beyazlılar, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve arada Trabzon'un yakaladığı şampiyonlukların saadet zincirini kırmaya aday. Anadolu'nun tüm takımlarının, taraftarının da desteğini arkasına alan Bursaspor, yolu kesilmezse Anadolu'nun şampiyonu olarak Süper Lig'i tamamlayabilecek. Son Sivas maçının ardından Yiğido'nun taraftarı dahi Bursaspor'a başarı mesajlarını iletirken bizim yapamadığımızı yaparlar umuduyla yeşil beyazlı takıma desteğini dillendiriyor. Bursa, Bursaspor için kenetlenmişti. Şimdi tüm Anadolu Bursaspor için kenetleniyor. Haydi Bursa, haydi Bursa, kır artık Anadolu'nun makus talihini diyor. Yenilenen yüzüyle bugün okuruyla buluşan Meydan Gazetesi. Tebrik ediyoruz. Biz de sevgili izleyiciler, yine nice okurlara diyoruz, nice güzel günlere diyoruz Meydan Gazetesi'ne. Bugün bir adet meydan alabilirsiniz mesela, her gün mutlaka alıyorsunuz ama bugün özel olarak. Evet sevgili izleyiciler, gazetelere yansıyan haberleri sizlerle paylaştık. Timsah 7 bitirdi diyoruz Kent Gazetesi aracılığıyla. 1 Mart 2010 Pazartesi, yeni bir ayın, yeni bir haftanın, yeni bir günün başlangıcındayız. Umutlarımız kat be kat artarak devam ediyor. Umutlar artık kesinliğe dönüşecek. Onu bekliyoruz. Diliyoruz. Gerçi önümüzde daha bitmeyen, tamamlanmamış, oynanacak maçlar var. Ama şampiyonluk haberlerini de bu masada birlikte paylaşalım istiyorum. Çok istiyoruz bunu sevgili izleyiciler. O güne kadar, şampiyon olacağımız güne kadar. Hoşçakalın.